Araç sahipleri dikkat! İkinci el araç satışlarında yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından alınan kararla ikinci el araç satışlarında e-devlet uygulaması hayata geçiyor. Ekim ayı itibariyle yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemede artık ikinci el araç satışını gerçekleştirmek isteyenler için ilan sitelerinde bazı zorunluluklar devreye giriyor. Mevcut durumda aracını ilana koymak isteyen kişiler e-devlet üzerinden kimlik doğrulaması yaparak bu işlemi gerçekleştirebiliyor. Ancak yeni düzenleme ile birlikte bu süreç daha da genişletiliyor. Ekim ayından itibaren aracını bir galeriye teslim ederek satışını gerçekleştirmek isteyen araç sahipleri de bu işlemi e-devlet üzerinden bildirmek zorunda kalacaklar. Böylece hem satıcının hem de aracın kimlik bilgileri doğrulanarak güvenli bir satış süreci sağlanacak. Yılbaşından itibaren yürürlüğe girecek diğer bir önemli düzenleme ise araç sahibinin yetki vermediği hiçbir satıcının aracı çevrim içi olarak ilana koyamaması olacak. Düzenlemelerin detayını Kanal 32 Haberi anlatan galerici Zafer Yavuz, bu düzenlemelerle dolandırıcılık ve hileli satışların önüne geçilmesi amaçlanıyor dedi. E-Devlet üzerinden satışın gerçekleştirilmesi ilk başta dolandırıcı önlemek, İkinci amacı da kayıt altına almak. Biliyorsunuz e, dolandırıcılık daha safaya açtı. Aynı aracı kişiler 3-5 ilan girerek birisi düşük rakama, birisi farklı rakama kaporu alarak dolandırmak gibi. İkincisi de e, kayıt altında. Artık bizim işi herkes yapar oldu biliyorsunuz. Yani bunun önüne geçmek amacıyla e, devletimiz güzel bir kanun getirerek e-devlet üzerinden satış yapılacak. Bunu da e, e, siz mesela aracınızı satacaksınız, bize yetki veriyor. Yetki belgemizin numarasıyla E-Devlet'ten giriş yapıyorsunuz, bizim numaramızı yazıp o şekilde satışa hazırlamış oluyoruz. Bu da kayıt altına almış olunuyor e, vergi açısından. E, vergi kaçırmamış olunuyor bu şekilde. Belge numaramız var. Ticaret İl Müdürlüğü'nün verdiği yetki belgesi numarası. Onunla satışa e, hazırlatmış oluyor. Kayıt altına alınmış oluyor. Dolandırıcılık önlenmiş oluyor. Bunu zaten her seferinde de söylüyorum. Sarı listede ilan verilirken bizim mesela e, altında yazar yetki belgesi numaramız. Bu yetki belgesi numarası olan her yerden alışveriş yapılabilir. Bu noterde de yazılıyor. Bunun tabi prosedürleri var. Ticaret İl Müdürlüğü'ne vermiş olduğumuz e, imza karşılığında e, örnek veriyorum 8 yaş 160 bin kilometrenin altındaki araçlara garanti vermek gibi bu gibi prosedürleri uygulamış oluyoruz.